ne var ne yok hepsini toplu. Ben Araştırmacının İşte bu videoda o kitaplardan size bahsedeceğim. Videonun bir yerinde de küçük bir çekiliş haberi vereceğim. Herkes için hayata bakışını değiştiren kitaplar mutlaka vardır. Ama hayata bakışını değiştiren derken okuduğumuz en iyi kitapları ya da bizim için en güzel kitapları kastetmiyorum. Daha çok bize bir şeyler katan, bizi dönüştüren, değiştiren hayatı daha iyi anlamamızı sağlayan kitapları ben hayata bakışımızı değiştiren kitaplar diye adlandırıyorum. Benim de bu tarzda hayata bakışımı değiştiren kitaplar var tabii ki birkaç tane. İşte bu videoda o kitaplardan size bahsedeceğim. Videonun bir yerinde de küçük bir çekiliş haberi vereceğim. Size ilk bahsedeceğim kitap benim üzerimde çok etkisi olan bir kitap Frankenstein. Öncelikle Frankenstein ile ilgili iki tane sık yapılan yanlış var onları düzelteyim. İlki bu kitabın adı Frankenstein değil, Frankenstein. Niye bilmiyorum, Türkiye'de çok fazla Frankenstein diyen insan var. Herhalde günün birinde bir yayıncı kitabını ya da bir dağıtımcı filmini Frankenstein adıyla dolaşıma soktu. O günden beri de öyle anılıyor olabilir. Ama doğrusu Frankenstein diye okunması. İkinci sık yapılan yanlış da Frankenstein bir canavar değil. Frankenstein canavarın yaratıcısı olan bilim insanı. Doktor Victor Frankenstein kitap Doktor Victor Frankenstein'ın hikayesini anlatıyor. Bir canavarın hikayesini değil. Hikayeye göre Doktor Victor Frankenstein uzun bilimsel çalışmalar sonunda kendi birleştirdiği parçalardan oluşan cansız bir bedene hayat veriyor. Ama sonrasında karşısına fiziksel olarak çirkin bir varlık çıkıyor. Bunun üzerine de doktor yarattığı o varlığı reddediyor. Sonrasında Frankenstein'ın yanından ayrılan bu yaratık ...toplum tarafından da bir canavar olarak görülüyor. Ve ötekileştirilerek şiddete zorlanıyor, vahşileştiriliyor. Burada Frankenstein'in yarattığı bu canavar... ...canavar olmanın, canavarlığın üç boyutunda taşıyor. Bunların ilki, ilk anladığımız anlamıyla fiziksel açıdan bir canavar. İkincisi, kitabın yazıldığı dönemdeki anlaşılan ilk anlamıyla... ...ahlaki açıdan bir canavar. Üçüncüsü de aileyle, arkadaşlarla toplumla olan doğal bağlardan yoksun düzen bozucu politik bir canavar. Durum böyle olunca da Frankenstein yarattığı bu canavarı bulup yok etmek için peşine düşüyor. Bu yaşadıklarında hikayesini de Walton adlı bir bilim insanına Kuzey Kutbu'nu keşfetmek için yola çıkmış başka bir bilim insanına bir kaşife anlatıyor. Biz de kitapta Frankenstein'in yaşadıklarını Walton'dan dinliyoruz. Frankenstein gotik edebiyatın en popüler romanlarından biri. Ama ben gotik edebiyata pek hakim olmadığından kitap ilgimi bu yönüyle pek çekmedi. Hatta edebi yönüyle hiç çekmedi bile diyebilirim. Çünkü Frankenstein benim için bir edebiyat çalışması değil, bir eleştiri çalışması. Tamam kurmaca bir eser ama sanki felsefeyi, sosyolojiyi, psikolojiyi, mitolojiyi, feminizmi kurmaca bir eser üzerinden tartışmak için yazılmış gibi. O yüzden de bence edebi niteliğiyle değil, fikriyle, düşünceleriyle, eleştirelliğiyle, Öne sürdükleriyle değerlendirmek daha doğru olur bu kitabı. Mary Shelley kitaba yazdığı ön sözde diyor ki Frankenstein'ın çıkış noktası insanın tanrı olmaya çalışmasıdır. Bu tanrı rolünü de Frankenstein bilim üzerinden oynuyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Frankenstein bir insan yaratma girişiminde başarısız oluyor. Kendi yarattığı canavarla girdiği mücadeleyi kaybediyor. Ama kitabın sonunda diğer bilim insanı olan Walton Kuzey Kutbu'nu keşfetme macerasının sonunda hayatta kalmayı başarıyor. Çünkü ikisinin arasında bir fark var. En başından beri Walton'ın yanında insanlar var, tayfası var. Onun fikirlerini onaylayacak ya da ona karşı çıkacak birilerinin yanında olmasını seviyor Walton. Bu sayede de tayfası onun yola devam edip de göz göre göre ölüme gitmesine engel oluyor zaten. Yani demokratik kontrolle ilerleyen bilimsel çalışmalar araştırmacının bir muhtemel felakete sürüklenmesini ya da başkaları için, herkes için bir felakete sebep olmasını engelliyor. Ama diğer taraftan Frankenstein yalnız çalışıyor. Yaptığı her şeyi kendi kişisel motivasyonuyla, kişisel arzularıyla yapıyor. Kimsenin fikrini almadan, üzerinde bir kontrol olmadan, bir toplumsal sorumluluk hissetmeden yaptığı her şeyi egoistçe yapıyor Frankenstein. Ve bu yüksek egosu da onun kaybetmesine neden oluyor. İşte bence bunu Frankenstein'ın hikayesinden alıp hayatın her alanına uygulayabiliriz. Yani kendini tanrı olarak görmenin sonu kitapta anlatılan temel şey. O yüzden egoyu törpülemenin, egoyu kontrol altında tutacak dostlar edinmenin ne kadar önemli olduğu fikrini bana kazandıran kitap oldu Frankenstein. Ego üzerine yazılmış birçok kişisel gelişim kitabından çok daha vizyon kazandırıcı, insanı dönüştüren bir kitap olduğunu düşünüyorum ben Frankenstein'ın. Bunun dışında da benim hayata bakışıma etkilemesinin dışında da annelik, babalık, cinsiyet, ötekilik, narsisizm gibi pek çok konuya, pek çok temaya değiniyor. Belki bu yönüyle de ilginizi çekebilir Frankenstein. Ben boğaziçi sosyolojideyken yemek sosyolojisi diye bir dersimiz vardı. Çok sevdiğim hocam Zafer Yanal veriyordu dersi. Eğer Zafer Yanal'ı tanımıyorsanız YouTube'a bir adını yazıp aratın. Ee, çok güzel kısa kısa yemek sosyolojisi üzerine videoları var. Hatta benim birazdan bahsedeceğim kitaba da yakınlığı dolayısıyla şu köşedeki linkten Türkiye'de kebap yemenin niye bu kadar popüler olduğunu anlattığı videoyla başlayabilirsiniz. Çünkü ben de size hayvan yemekten bahsedeceğim. Ben vejeteryan değilim ama yemek sosyolojisi ilgimi çektiği için vejetaryenlik üzerine de kitaplar, makaleler okuyorum. Vejetaryenliği anlamaya çalışıyorum. Et yemenin ya da et yememenin mantığını anlamaya çalışıyorum. Bu yolda beni en çok aydınlatan, beni en çok etkileyen kitap da Hayvan Yemek oldu. Aslında bir roman yazarı olan Jonathan Safran Foer'in yazdığı bir kitap Hayvan Yemek. Foer hayatı boyunca et yemiş bir adam, vejeteryen değil. Ama ne zamanki bir çocuğu olacak o zaman dert edinmeye başlıyor bunu. Çünkü ileride çocuğuna et yemeyi nasıl meşru göstereceğini, bunu nasıl anlatacağını bilemiyor. Bunun üzerine düşünmeye başlıyor ve bir araştırmaya girişiyor. Dünyadaki et yeme alışkanlığı üzerine bir araştırma. Kitapta da bu süreci anlatıyor, kendi hikayesini anlatıyor ve edindiği araştırmalardan bilgileri aktarıyor. Çok çarpıcı bilgiler var bunlar arasında. Mesela size bir soru. Dünyadaki küresel ısınmanın en büyük sebebi sizce nedir? Kitabı okumadan önce bu soru bana sorulmuş olsaydı belki petrokimya endüstrisi diyebilirdim. Geri dönüştürülemeyen atıklar diyebilirdim. Bir sürü şey diyebilirdim. Ama endüstriyel hayvancılık demezdim. Aslında küresel ısınmanın bir numaralı nedeni endüstriyel hayvancılıkmış. Yani eskisi gibi geleneksel metotla yetiştirilen, çiftliklerde yetiştirilen hayvanların et tüketimini artık karşılayamaması. Aşırı derecede et yiyor oluşumuz dolayısıyla dünyada küresel ısınma bu boyuta varıyormuş. Tabi sorun sadece kırmızı ette de değil, beyaz ette de durum daha da vahim. Tavuk çiftliklerindeki vahşeti uzun uzun anlatıyor Foer ve gözünde canlandıramayanlar için de şöyle bir çerçeve çiziyor köşesinde de diyor ki tipik yumurtlama kafeslerinde her tavuk 450 santimetre kare yukarıdaki dörtgenden biraz daha küçük alana sahiptir. Serbest gezen tavukların neredeyse tümü bu büyüklükteki alanlarda yaşar. Doğduğu andan itibaren hapis hayatı yaşayan, antibiyotiklerle geliştirilen tavuklar. Hatta tavuk bile gerçek anlamıyla bildiğimiz tavuk bile sayılmazlar çünkü insan eliyle değiştirilen, insan eliyle geliştirilen canlılar bunlar. Dr. Frankenstein'ın canavarından pek de bir farkları yok aslında. Bu değişen genetikleri üzerine de bu canlıların e, Foer önemli detaylar paylaşıyor. Mesela hindilerden bahsediyor. Hindilerin artık kendi kendilerine üreyemediklerinden, değişen genetikleri dolayısıyla insanlar aracılık etmeden doğal yollarla çoğalamadıklarından bahsediyor. Öbür taraftan büyükbaş hayvancılıkta olduğu gibi kümes hayvancılığında da sadece hayvanlara değil, insanlara, kendimize de zarar veriyoruz. Bu antibiyotiklerle geliştirilen tavukları yediğimizde aslında bol miktarda antibiyotik almış oluyoruz ve sonunda hastalıklara karşı daha zayıf kalıyoruz. Bu da ilaç endüstrisinin işine yarıyor. Çünkü ilaç endüstrisi hem tavuklara antibiyotik vererek hem de bu antibiyotikleri yiyen insanlar hastalıklara zayıf düştüğünde onların tedavisi için onlara ilaç satarak çift taraflı bir kazanç sağlıyor. Muhtemelen bu kümes hayvancılığının bu noktaya varmasından karlı çıkan tek taraf ilaç endüstrisi. Son olarak da Foer kitapta insanların et yeme alışkanlığından en muzdarip olanların balıklar olduğundan bahsediyor. Balık avcılığının diğer hayvancılık metotlarına göre çok daha canici olduğunu uygulamalardan bahsederek anlatıyor Foer. Mesela trolle balık avlamadan bahsediyor. Ben nasıl yapıldığını bilmiyordum. Diyelim ki karides sağlıyorsunuz. Önce denizin dibine iniyorsunuz. Karidesleri ve karidesin etrafında ne var ne yok hepsini topluyorsunuz. Sonra kıyıya kadar bunu yerde sürükleyerek götürüyorsunuz. Ve o yol boyunca o deniz biorasında ne var ne yok hepsini tırpanlayıp geçiyorsunuz önce. Sonra yukarıya çıkıyorsunuz. Yukarı aldığınız zaman neler topladığınıza bir bakıyorsunuz. Karidesleri ayırıyorsunuz ve geriye kalan o öldürdüğünüz deniz canlılarının hepsini av zayiatı diye denize geri atıyorsunuz. Bu şekilde 1 kilo karides yakalayabilmek için 26 kilo başka deniz canlısı zayi oluyor. Daha bunlar gibi birçok çarpıcı bilgi, birçok çarpıcı detay var Foyer'in kitabında. Ve Foyer sonunda diyor ki seçici olun eğer et yiyecekseniz güvendiğiniz, tanıdığınız, bildiğiniz çiftliklerden eti alın, hayvanlara zarar vermediğin, onları doğal yollarla yetiştiren çiftliklerden eti alın. Ama en iyisi vejeteryen olun. Kendisi bu fikirle vejeteryen olmuş. Yani hem hayvanlara eziyet etmemek için hem de bu endüstriyel hayvancılığın geldiği nokta dolayısıyla insanlara zarar vermemek için. Ama bir şeyi de itiraf ediyor. Bence bu da önemli. Canının ara sıra et çektiğinden bahsediyor. Sadece o anlarda Hayatta benim damak tadımdan daha önemli şeyler var. Bunu kendime hatırlatıyorum diyor. Bu şekilde vejetaryen kalmaya devam ediyor. Bence bu nokta çok önemli. Çünkü burada etik değerlerinin, ahlakının egosuna üstün geldiğini aslında açıklamış oluyor Feyer. Yani iş sonunda dönüp dolaşıp yine Frankenstein'ın da bahsettiği egoya geliyor egoyu kontrol altına almanın ne kadar önemli olduğu fikrine geliyor. Eğer bir gün olur da kendimi vejeteryan olmak için hazır hissedersem bundaki en büyük pay bana vejeteryanliği en iyi şekilde anlatan, beni bu konuda en çok aydınlatan, ufkumu geliştiren hayvan yemek kitabının olacak. Şimdi size liste dışı bir kitaptan bahsedeceğim. O da Beydaba'nın Kelile ve Dimnesi. Ben bu kitabın kısaltılmış versiyonunu, çocuklar için olan versiyonunu küçükken okumuştum ama o zaman o kadar etkilenmemiştim. Şimdi tam metnini okuyorum ve çok derin, çok felsefi masallar olduğunu görüyorum. Beni bu kitaba yönlendiren de Mevlana'nın Mesnevi'si oldu. Birkaç kez çünkü Mesnevi'de Beydaba'ya referans veriliyor. Kelle ve Dimne masallarına referans veriliyor. Mevlana'nın da çok saygı duyduğu, çok kaynak olarak kullandığı, beslendiği bir filozof Beydaba. Ben de çok beğendim ama bu listeye sokmuyorum çünkü henüz okumayı bitirmedim. Daha ortalarında bir yerdeyim. O yüzden de emin değilim hayata bakışımı değiştiren kitaplardan biri mi değil mi diye ama olma potansiyeli var. O yüzden şimdi çekiliş aşamasına geçelim. Aynı kitabın cep boyu ama yine tam metin olan insan yayınlarının bastığı versiyonu Kelle ve Dimne masal kitabını sizlerden birine hediye etmek istiyorum. Bunun için kitap çekilişine katılmak için Kelle ve Dimne için sizden tek ricam bu videonun altındaki yorumlar kısmına sizin hayata bakışınızı değiştiren kitaplar hangileri onları bizimle paylaşmanız. Sonrasında da 2 hafta sonra, 2 haftanın yeterli bir süre olacağını düşünüyorum çekiliş için. Çekilişi gerçekleştirip kelle ve dimneyi çekiliş sonunda kazanan kişiye arzu ederse hediye etmek istiyorum. Benim hayata bakışımı değiştiren kitaplarda 3. sırada Sokrates'in savunması var. Sokrates felsefesinin temel kitabı bu. Platon'un yazdığı Sokrates'in savunması kitabı. Felsefeye giriş niteliğinde, felsefe tarihinde girişi olacak bir kitap. Ama hala çok sık başvurulan, hala gündemde olan bir eser ve bundan sonra da tarih boyunca ben hep gündemde olacağını, hep popüler olacağını, hep referanslar verileceğine eminim bu kitabın. Çünkü otorite, kurumlar, genel kabuller var oldukça bunlara karşı çıkan devrimciler de olacak ve o devrimcilerin başucu kitaplarından biri referans kaynaklarından biri her zaman Sokrates olacak. Sokrates'in savunması olacak. Sokrates'in felsefesinin en önemli ögesi ironi. İroni bilip de bilmiyormuş gibi yapmak. Sokrates karşısındaki kişiyi eleştirmek için bu ironiyi kullanıyor. Bilip de bilmezlikten geliyor. İroniyi negatif, yıkıcı bir araca dönüştürüyor. Sokrates'in eleştirdiği şey genel kabul görmüş, sorgulanmadan kabul edilen düşünceler aslında. Yani muhafazakarlık aslında Sokrates'in eleştirdiği şey. Bunu yaparken de muhafazakarlığı eleştirirken de ironiyi kullanıyor. Bilip de bilmezden geliyor ve o çok bildiğimiz, çok popüler sözü söylüyor. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Yani karşısına muhafazakarlığı temsil eden birini alıyor. Ona gidiyor, ben hiçbir şey bilmiyorum diyor. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen biliyorsun, senden öğrenmeye geldim. O yüzden karşısındaki adama sorular sormaya başlıyor Sokrates. Bu soruların sonunda o kişi, karşısındaki Sokrates'in karşısındaki kişi doğru bildiği şeyleri, kendi düşüncelerini sorgular halde buluyor kendisini. Yani o kişideki uyanışı sorularıyla tetiklemiş oluyor Sokrates. En temelinde yaptığı şey muhafazakarlığı yıkmak için insanları kendi içine, kendi düşüncelerine döndürmeye çalışmak. Çünkü Sokrates felsefesine göre gerçek kişinin içinde yer alıyor. Kişi kendi içine dönerek, sorgulayarak, düşünerek gerçeği bulabilir. Bize devletin, siyasi partilerin, mahkemelerin, kurumların söylediklerini doğru kabul etmememiz, kendi aklımızla sorgulayarak gerçeğe kendimizin ulaşması gerektiğini söylüyor özetle Sokrates. Bu düşünce benim kendim içinde rehber edindiğim düşünce biçimi oldu. Eleştirel düşünceyi geliştirmek, düşünmeyi, felsefeyi, sorgulamayı anlamak için mutlaka okunması gereken bir kitap, Sokrates'in savunması. Şimdi çok satan bir kitap var sırada, muhtemelen okumuşsunuzdur. George Orwell'in Hayvan Çiftliği romanı. Eğer okumadıysanız mutlaka ilk fırsatta okuyun. Ben lisedeyken Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeyken İngilizce öğretmenimiz İngilizce versiyonunu okutmuştu Hayvan Çiftliği'nin. İlk kez o zaman okumuştum ve çok etkilenmiştim küçük yaşta okuduğumda da. Sonradan Türkçesini okudum ve yine benim için değerinden hiçbir şey kaybetmediğini gördüm. Ama yine de erken yaşta okumanın, okuldayken okumanın çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçi şimdi bir ortaokulda bir öğretmen öğrencilerine Hayvan Çiftliği'ni okutsa muhtemelen bayağı olay olur hakkında soruşturma falan açılır. Ama en azından gençler kendi kendilerine bu kitabı keşfetseler ya da anne babalar çocuklarını yönlendirseler bu kitabı okumaya bence harika olur. Çünkü genç yaşta okuyunca duvara çarpmış gibi oluyorsunuz. İnsanın gözünü açan, ufkunu açan çok sert bir kitap bu. Yani yüzeyde bakınca yüzeysel bir okumayla bir dramatik masal gibi, bir fable gibi okunabilir hayvan çiftliği ama aslında derinine inince, alt metnine inince gerçek dünyaya dair gerçek bir hikaye anlatılıyor. Bu gerçek hikayeyi bilmek için de öncesinde biraz araştırmak gerekiyor. Yani kitaptaki hangi domuzun Stalin, hangi domuzun Troçki, atın, Benjamin adlı atın işçi sınıfı olduğunu bilmek, insanların Çarlık Rusyası olduğunu, domuzların, hayvanların yaptığı devrimin ise Bolşevik devrimi olduğunu bilmek önemli. Ama bu alt metinle, bu göndermelerle insanların bir arada, barış içinde, kardeşçe, eşit biçimde yaşayabilmelerinin bir ütopya olduğunu, ister komünizmle ister başka yönetim biçimiyle yönetilsinler, herkesin eşit olabileceğini ama her zaman bazılarının daha eşit olacağını gösteren kitap oldu bana. O yüzden benim için hala en özel kitaplardan biridir Hayvan Çiftliği. Bence okumadıysanız mutlaka okuyun ve böylece benim listemin sonuna gelmiş olduk. Benim hayata bakışımı değiştiren kitaplar bunlar. Hepsi beni çok etkileyen, beni dönüştüren kitaplar oldu. O yüzden hepsini okumanızı gönül rahatlığıyla size önerebilirim. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kelle ve Dimle çekilişi için de bir kez daha hatırlatmış olayım. Yorum olarak sizi en çok etkileyen, sizin hayata bakışınızı değiştiren kitapları yazmanızı bekliyorum. Ve lütfen videoyu beğenip kanala abone olun ki biz de sizin desteğinizle, sizin ilginizle bu tarz videolar yapmaya devam edebilelim.